Geçtiğimiz hafta önemli bir veri ve haber akışı vardı. Bunları bir kez daha hatırlayalım istiyorum. Çünkü önümüzdeki haftayı da etkileyebilecek veriler ve haberler bunlar. Ama öncesinde bir duyuru yapmak istiyorum. Katıl üyelerimiz bugüne kadar hiçbir karşılık beklemeden bize destek verdiler. Hepsine buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ama tabii sadece sözlü olarak teşekkür etmeyeceğim. Tüm katıl üyelerime bu kitabı gönderiyorum. Kiminle birlikte gönderiyoruz? Sevgili Gökalp İçer'le birlikte gönderiyoruz. Biliyorsunuz hafta sonu kripto paralarla ilgili çok keyifli bir video serisi başlattık. Burada kripto paraları elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu kitap da yine kripto paralar ve blok zincirle ilgili. Doktor Vedat Güven ve Erkin Şahinöz'ün yazdığı Blok Zincir, Kripto Paralar ve Bitcoin isminde ve bu kitabı tüm katıl üyelerimize gönderme kararı aldık. Sadece şu anki mevcut katıl üyelerine değil, yeni katılacak tüm katıl üyelerine de bu kitabı göndereceğiz arkadaşlar. Herhangi bir ücret talep edilmeyecek sizden. Tamamen bizim hediyemiz. Aynı zamanda sakın ha sakın kapınıza gelen kargo şirketine herhangi bir kargo ücretle ödemeyin. Çünkü o da bizim tarafımızdan karşılanacak. Sizin yapmanız gereken tek şey selcukgecer.yt@gmail mailine adreslerinizi göndermek olacak arkadaşlar. Daha doğrusu bu kitabın gelmesini istediğiniz adreslerinizi lütfen yollayın. İsminizi, soy isminizi yazın, adreslerinizi yazın, iletişim numaralarınızı yazın oraya. Bu bizim tarafımızdan size hediye edeceğimiz bir kitap olacak. Güle güle okuyun, keyifle okuyun. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce rakamlara şöyle bir bakalım. Sadece kapanış rakamlarını verelim. Daha sonrasında da bu rakamların ne anlama geldiğini, geçtiğimiz hafta hangi seviyelerin kırıldığını ve bu hafta hangi seviyelere gidebileceğini konuşacağız. Aynı zamanda dolar neden 9 lira olacak onu da sizler için değerlendireceğim. Tabii sadece dolar değil, altının gramı da 607 lira seviyesine kadar yükselecek arkadaşlar. Bunun da ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Onu da belirtmiş olayım. Borsa 111 bin seviyesinden kapandı. Dolar 7.56.23'ten kapanışını gerçekleştirdi. Euro 8.95 seviyesindeydi. 9'a bir tık kaldı diyebiliriz. Euro dolar paritesi 1.18.41 seviyesinde. Faiz 13.73'ten gerçekleştirdi kapanışını. Altının onsu 1950 dolar ve petrolde 43 dolar 15 sentten kapanışını gerçekleştirdi. Diğer taraftan şöyle bir haber ve veri akışını da hemen sizlerle paylaşayım. Amerika, Güney Kıbrıs'ta bir araya geldi. Güvenlik anlaşması yaptı. Bu güvenlik anlaşması içerisinde kara güvenliği, deniz güvenliği, liman güvenliği bulunuyor. Açıkçası Amerika yakın zaman içerisinde Güney Kıbrıs'ta bir üs girişiminde bulunabilir. Hem bu girişimden sonra hem de Avrupa ülkelerinin tepkilerinden sonra geri çekildi. Askeri gemilerle birlikte arkadaşlar. Moody's biliyorsunuz Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü. B2 seviyesine getirmişti. Görünümünde negatife çevirmişti. Dolayısıyla bunun hemen ardından rutin bir gelişme olarak 13 bankanın da kredi notunu aynı şekilde indirdi ve görünümlerini de negatife çevirdi. Wall Street Journal'da Türkiye'deki altın talebiyle ilgili çok önemli bir haber vardı. Bence geçen haftaya damgasını vuran haberlerden birisiydi bu. 3000 ton altının şu anda evlerde olduğunu söylüyordu bu haber. Dünyanın en önemli yatırımcılarından birisi ve çok büyük fonlara sahip olan Jim Rogers da altına yatırım yapmaya devam ettiğini söyledi. Altının bu seviyelerinde alım için oldukça uygun olduğunu belirtti. Diğer taraftan geçen haftanın en önemli verisi tabii ki Fed'in faiz kararıydı arkadaşlar. Bununla ilgili ayrıntılı bir video çekmiştim. Hem öncesinde hem sonrasında. Fed'in bir faiz arttırımı ya da bir faiz indirimi yapmayacağını, faizleri sabit tutacağını, bekle gör politikası izleyeceğini söylemiştim ama aynı zamanda çok önemli açıklamalar yapabileceğini de ifade etmiştim. Nitekim Fed faizleri değiştirmedi ama çok önemli açıklamalar yaptı. Özellikle pandemi ile ilgili ve mali teşviklerle ilgili olarak kısa vadeli dış borcumuzla ilgili bir veri açıklandı. 176 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu borcun yükselmesinin temelinde ise geçmişten gelen borçların kısa vadeli borcun içine dahil olmasıydı. Bu kısa vadeli borç çevrilemezse de tabii dolar ve altın üzerindeki baskı da devam edecek arkadaşlar. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı Cuma günü itibariyle. Ve bu
beklenti anketinin sonuçları şöyleydi. Yıl sonunda dolar 7.60 olacak dediler. Enflasyon 11.46 olacak dediler. Anlayacağınız copy paste yapmaya devam etti uzmanlar. TÜİK'in rakamlarını birebir aldılar, copy paste yaptılar. Enflasyon beklentileri olarak açıkladılar. Cuma günkü kapanışı 7.56 olan doları da yıl sonunda 7.60 hedefi olarak gösterdiler. Enteresandı arkadaşlar. Bununla ilgili de ayrıntılı bir video paylaşmıştım zaten sizlerle. Diğer gelişmekte olan ülkelerin paraları da değer kaybetti. Türkiye'de Türk lirasının değer kaybetmesi gibi. Bunların içerisinde Güney Afrika rantı vardı ve Brezilya reali vardı arkadaşlar. %1'e yakın bir değer kaybı söz konusuydu. Amerika'nın Katar'a ufak ufak yaklaşmaya başladığını görüyoruz. NATO dışı önemli müttefik ilan etti Katar'ı ve bu konuyla ilgili görüşmeleri başlatacağını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da pandeminin hızla yayılmaya devam ettiğini ve vaka sayılarının da endişe verici olduğunu söyledi. Bu da kritik bir gelişmeydi. İngiltere Başbakanı İngiltere'de ikinci dalga geliyor açıklamasını yaptı ve tüm dünyada vaka sayıları 30 milyon kişiyi aşmış durumda. Yine geçen hafta gelen bir başka kritik haberse Euro bölgesinden de. Euro bölgesinde fazla likitte 3 trilyon euronun üzerine gidiyor. Yani Avrupa'da her geçen gün euro miktarı artmaya devam ediyor. Amerika'da da mali teşvikler, daha doğrusu mali paketler üzerinde görüşmeler yapılıyor. 300 milyarlık paket reddedildi. Çünkü demokratlar en az 3 trilyon dolar istedi. Cumhuriyetçiler bu seçimin öncesinde 3 trilyon dolarla bütçeyi sıkıntıya sokmak istemedikleri için 1 trilyon dolarda ısrar ettiler. Ortası şimdilik bulunmadı ama çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle 1,5-2 trilyon dolar civarında bir paket üzerinde demokratlarla cumhuriyetçiler uzlaşacaklar. Bu da piyasaya akın akın yeni bir para girişi olduğunu gösterecek. Şimdi gelelim kapanış rakamlarının ne anlama geldiğine ve önümüzdeki hafta neler olabileceğine. 110 binin üzerinde tutunmaya çalışan ve yükseliş eğiliminde olduğunu göstermeye çalışan bir borsa endeksi var. Peki yükselecek mi arkadaşlar? Bana göre borsa yükselmeyecek. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada borsalarda ciddi satış baskısını önümüzdeki günlerde görmeye devam edeceğiz. Şunu söyleyebilirsiniz. Yeni para girişleri olduğunda, mali teşvikler açıklandığında bu paranın önemli bir kısmı hisse senedi piyasalarına gitmez mi? Koşullar bu şekilde bozulmaya devam ederse, şirketler dar boğaza girerse gitmez. Özellikle ikinci dalga etkisi geldiğinde borsalarda keskin satışlar göreceğiz ve bu paranın büyük bir kısmının altına ya da dolara yöneldiğini de göreceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla borsalardaki satış baskısı devam edecek. Peki Amerika'da özellikle teknoloji hisselerinde ciddi satışlar gelirken, Nasdaq patır patır aşağıya düşerken bizim borsamız nasıl ayakta kalıyor ve nasıl yukarıya doğru gitmeye devam ediyor diye soranlarınız olabilir. Gayet basit arkadaşlar. Varlık fonu borsayı bu seviyelerde tutuyor. Aslında tutmak niyetinde değil. Elindeki malı çıkartmaya çalışıyor ama çıkartabileceği, satabileceği adam bulamadığından dolayı bu seviyelerde kilitlenmiş durumda. Dolar 7.56-25 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi arkadaşlar. Önemli bir kapanış rakamı bu. Neden? Çünkü birkaç haftadır 7.50'nin üzerinde kalıyordu. 7.50'yi bir türlü kıramıyordu. Ama geçtiğimiz hafta hem Fed'in açıklamaları sonrasında hem Merkez Bankası ile ilgili verilerin sıkıntılı gelmesi sonrasında dış borcun 176 milyar dolar olarak açıklanması sonrasında ve tabii ki enflasyonla ilgili beklentilerin bozulması sonrasında dolar 7.50'yi çok kolay bir şekilde kırdı. 7.57 değil bile gördü ve sonrasında 7.56 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Bu kapanış şunu bize çok net bir şekilde ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde 7.80'e giden bir dolar kuru göreceğiz. 7.80-85 aralığında göreceğiz. Bir miktar geriye çekilebilir. 7.60-7.80 aralığında bir süre gidebilir. Buralarda kendisine bir denge seviyesi oluşturabilir. Ama dolar yükselişin tüm hızıyla devam ettirecek. Özellikle 7.80 kırıldıktan sonra iki yoldan birisine gidecek dolar. Bunlardan birisi devalüasyonist etkiyle 14-15 liraya aniden sıçraması, özellikle cari açığın daha da bozulması ile birlikte, ya da arkadaşlar kademeleri kullanmaya devam edecek. Önce 7.80'i kıracak, sonra 8.20, sonrasında da yıl sonuna doğru, bu iyi ihtimal tırnak içerisinde söylüyorum, hatta çok iyi ihtimal, 9 liraya giden, 9 lira ile 10 lira arasında işlem gören bir dolar kuru
göreceğiz. Buna bağlı olarak Euro 10 liranın üzerine çıkacak. Buna bağlı olarak sterlin 11-12 lira aralığında işlem görecek. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Euro'ya baktığımızda zaten 9 liranın hemen sınırında olduğunu görüyoruz. 8.95 seviyesinde daha önceki gibi parite etkisiyle yükselen bir Euro değil bu. Çünkü 1.18'lerde sabit kalan bir Euro dolar paritesi görüyoruz. Peki neden yükseldi? Türk lirası hem dolara karşı hem Euro'ya karşı değer kaybetti. Doğal olarak da Euro 9 liranın hemen kıyısına kadar yükseldi. Doların 7.80'e gittiği dönemde Euro'yu da 9.30'lar seviyelerinde göreceğiz arkadaşlar. Euro dolar paritesi 1.18.41 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Bakın 1.20'yi kıramıyor. 1.19'u geçmekte bile artık zorlanıyor Euro dolar paritesi. Bu bize şunu gösteriyor. Euro dolar paritesi önümüzdeki hafta özellikle bu Euro'nun da bollaşması haberlerinin yoğunlaşmasıyla birlikte 3 trilyon euroluk bir likiddenin piyasada dolaşacağı, hatta 3 trilyonu da aşacağı konuşuluyor artık. Bu dillendiriliyor. Bu para bu kadar çoğaldığında, aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki sıkıntılar da arttığında euro dolar paritesinde ciddi bir geri çekilme görebiliriz. Arkadaşlar önce 1.17 aşağıya kırılır, sonra 1.15, 1.12 ve 1.08'e giden bir euro dolar paritesi görürüz. Bu durumda euro geri çekilir ama tabii ki Türk lirasına karşı değer kazanmaya devam eder. Dolarla euro arasındaki makas kapanır. Dolar yükselirken euro ya yerinde sayar ya bir miktar geriye çekilir. Ama Türk lirasına karşı dolarla birlikte yükselişini devam ettirir arkadaşlar. Sadece şunu söyleyebilirim. Dolar kadar karlı olmayabilir bu dönem içerisinde. Faiz 13.73'ten kapanışını gerçekleştirdi. 13.20'li seviyelerde uzun zamandır duruyordu. Özellikle artık enflasyonla baş edilemeyeceğinin görülmesi, aynı zamanda kurun da kırılma noktasına geldiğinin görülmesiyle birlikte faizler yukarıya doğru hareket etmeye başladı arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda 15-16 lira seviyesinde bir faiz görebiliriz. Tahvil faizinden bahsediyorum. Aynı zamanda Merkez Bankası da politika faizini değiştirmese de diğer faiz enstrümanlarını yukarıya çekecektir. Makasları açacaktır. Bu sayede piyasanın faizi daha da yukarıya tırmanacaktır arkadaşlar. Onun için tahvil faizlerinin de bu seviyelerinin dip olduğu kanaatindeyim. Altının onsu 1950'den kapanışını gerçekleştirdi. Önemli bir kapanış rakamı arkadaşlar. Bakın 1930'un altını epey bir zorladı. 1920'leri gördü. Hatta 1915'li seviyeleri gördü. Ama bu seviyelerde çok kısa bir süre durup tekrar yukarıya doğru ivmelendi. Genel itibariyle kapanışlarını 1930'un üzerinde yaptı. Size ısrarlı bir şekilde 1930'un kritik olduğunu, bu seviyenin altında olmadığı sürece yükseliş eğiliminin devam edeceğini sizlerle paylaşmıştım biliyorsunuz. Nitekim 1950 seviyesinde kapanan bir altın ons değeri bize şunu çok net bir şekilde gösteriyor artık. Önümüzdeki hafta 1960'lı seviyelerin üzerindeki kapanışlar daha da sıklaşacak. 1960-80 aralığında gidip gelen altın 2000'i deneyecek ve 2000'i kıracak. 2000'i kırdığında hızlı bir şekilde 2100'e doğru gidecek ama 2100'ü kırmakta zorlanabilir. 2100'ü kıramasa da arkadaşlar bir daha 1900'lü seviyelere gelmeyecek. Büyük ihtimalle bir süre 2060-2100 aralığında gidip gelecek. Sanki düşecekmiş havası verebilir bu süreç içerisinde ama daha sonrasında 2100'ü kırıp hedefi olan 2300 dolara doğru ilerleyecek. Bu hareket esnasında, 2100'e giden hareket esnasından bahsediyorum. Doların da 7.80'e gittiği süreçte biz gram altını zaten 500 liranın üzerine çıkmış olarak göreceğiz. 520-550 aralığında bir yerlerde olacak. Öbür taraftan 2300'e giden altının onsu, aynı zamanda 9 liraya giden dolar kurunun bir araya gelmesiyle birlikte 650 lira civarında bir gram altın fiyatı göreceğiz. Eğer ki 2100'de kendisini sabitler ise altın, dolar her koşulda 9 liraya doğru gidiyor arkadaşlar, kim ne derse desin. Öyle bir durumda da 607 liralık bir gram altın fiyatı göreceğiz arkadaşlar.
arkadaşlar. Yani 400'lü seviyeler hayal olacak. Aynı zamanda 500'lü seviyeler de hayal olacak. Çünkü 2100'de çok da fazla kalabileceği kanaatinde değilim. Öyle ya da böyle 2300 hedefine, daha sonra da 2500 ve 3000 hedeflerine doğru giden altının onsu gram altını 1000 liralara kadar yükseltecek arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Gelelim Brent petrole. Piyasalar sıkıntılı. Özellikle reel sektör sıkıntılı. Ekonomiler istendiği kadar canlanmıyor. İkinci pandemi etkisi kapıda. Dünya ülkeleri her geçen gün birbirleriyle daha da geriliyorlar. Kutuplaşmalar artıyor. Bu üretimsizliği beraberinde getiriyor. Reel sektör ve sanayi üretemediği an itibariyle petrole olan talep azalıyor. Diyeceksiniz ki petrol neden yükseldi? 39 dolar seviyesinden niye tekrar 44 dolarlara doğru gitti? Çünkü arkadaşlar OPEC ülkeleri arz kısıntısına gideceğiz dediler. Ve buna bağlı olarak da piyasalarda suni bir hareketlenme gözlendi 44 dolara doğru. Bu tamamen suni ve geçici bir hareket. Dünyanın gerçekleri ortaya çıktığı sürece, üretim daraldığı sürece, biraz önce bahsettiğim stres arttığı sürece petrole olan talep her geçen gün azalmaya devam edecek. Petrol üretimi devam ettiği için depolar dolmaya devam edecek. Depolar dolduğunda da ister istemez kontrat satışları gelecek arkadaşlar. Kontrat satışları geldiğinde de 20 dolarla 30 dolar aralığında yine bir petrol fiyatını göreceğiz. İş daha da dramatik. Yani ikinci dalga etkisi daha da büyürse, ekonomiler daha da kilitlenirse, hele ki bu süreç bir ekonomik bunalıma doğru giderse, büyük ihtimal bu, öyle bir durumda biz petrolü 10 dolarla 20 dolar aralığında bile görürüz, kimse şaşırmasın arkadaşlar. Bu bizim için büyük bir avantaj diyenler olabilir. Dünya ekonomisi canlıyken petrolün 10 dolar olması bizim için büyük bir avantaj. Ama dünya ekonomisi bitmişken, tamamen ülkeler içine kapanmışken, sanayi durmuşken, reel sektör durmuşken, dünya ticareti durmuşken, petrol bırakın 10 dolar 1 dolar bile olsa Türkiye için büyük bir fayda sağlamaz. İhracatımızda çok büyük düşüşler yaşanacağı için, ithalatımızda ister istemez arttırmak zorunda kalacağımız için, üretim yapmadığımızdan dolayı petrol fiyatlarının düşmesi bizim için o kadar da büyük bir avantaj olmayacak. Özellikle doların yükselmesi petrol fiyatlarının yine bize yüksek maliyetle gelmesini beraberinde getirecek. Onu da unutmamanızı özellikle belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldim ama bitirmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Katıl üyelerimiz sağ olsunlar, bugüne kadar hiçbir karşılık beklemeden bizlere sonsuz destekte bulundular. Onların hepsine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sadece sözlü bir teşekkürle de bu işi bırakmayacağız. Kendilerine bir kitap hediye edeceğim. Aynı zamanda bugüne kadar katıl üyemiz olmayan, yeni aramıza katılacak olan katıl üyeleri de bu kitabı yollayacağız herhangi bir ücret talep etmeden. Kargo parası da ödemeyeceksiniz. Ya kapıya falan birisi gelip kargo ücreti istiyoruz derse sakın ha sakın herhangi bir kargo ücreti ödemeyin. Tamamen benden size bir hediye olacak. Blok zincir, kripto paralar ve Bitcoin isimli keyifle okuyacağınızı da tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu kitabı tüm katıl üyelerimize hediye edeceğiz. Kargo ücretini biz karşılayacağız. Sizin yapmanız gereken tek şey ise selcukgecer@gmail mailine adreslerinizi göndermek olacak arkadaşlar. Ve bu kitabı da sizlere yollamış olalım böylece. Evet arkadaşlar, bu videoyu da böylece tamamlamış olduk. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Ve tabii ki beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.